Futbolcuların banka hesaplarında yüklü miktarda paralar var. Fakat bazıları elindeki paranın ya kıymetini bilmiyor ya da nasıl kullanacağından habersiz. Gelin saatler içerisinde elindeki parayı kaybeden futbolculara beraber bakalım. İyi seyirler. Paris Saint-Germain'de ayak bileğinden geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonu kapatan dünyaca ünlü yıldız Neymar, rehabilitasyon sürecini ikinci aşkı olan poker oynayarak geçiriyor. Fırsat buldukça başta Las Vegas olmak üzere dünyaca ünlü kumar merkezlerinde poker masalarındaki yerini de alıyor. Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz günlerde şansını online kumarhanede denerken bir saatte 1 milyon euro kaybetti. Poker oynadığı anları Twitch platformunda yayınlayan Neymar'ın yaklaşık 20 milyon TL kaybettiği andaki tepkisi büyük tartışma yarattı. Fonda flütle Titanic filminin müziği çalarken önce üzgün bir yüz ifadesi takınan Neymar ağlıyormuş gibi yaparak çığlık atarken sonrasında kahkahalarla gülmeye başladı. Paris Saint-Germain'de ayda brüt 3 milyon 650 bin euro kazanan Neymar'ın 1 milyon euro kaybettikten sonra sergilediği tavır sosyal medyada büyük tepki çekti. Özel uçağı, yatağı, helikopteri, birçok lüks otomobili, Brezilya ve Amerika'da mülkleri bulunan Neymar'ın şu andaki net serveti de 200 milyon dolar civarında. Günümüzde Everton formasını giyen Townsend kariyerinin başlarında bahis oynamaya başlamış. İngiliz futbolcu 20'li yaşlarının başında Tottenham'dan kiralık olarak Birmingham'a gitti. O dönem içerisinde haftalık 3000 sterlin maaş alıyordu. Playoff yarı final maçı öncesinde bahis oynama kararı aldı. Maçtan önce otelde sıkıldım ve telefondan bir uygulamadan ücretsiz bahis reklamı geldiğini gördüm. Uygulamayı indirdim ve zaman geçirmek için küçük bir bahis yaptım. Sezonun en büyük maçı öncesinde uyuyamamıştım. Sürekli telefonu kontrol ediyordum ve bahis alıyordum. O akşam bir maçta 46 bin sterlin kaybettim. Haftalık kazandığımın 15 kat fazlasını kaybetmiştim. Bu benim dibe vuruşum oldu. Townsend sadece futbol oynamaya odaklanmak istiyordu ve bunun için de sağlam bir tokat yemesi gerekliydi. Durmadan bahis oynayan Townsend sonunda İngiltere Futbol Federasyonu'na yakalandı. 12 ay futboldan men cezası alınca da futboldan tamamen kopacağı korkusuna kapıldı. Sonrasında da tedavi gören İngiliz futbolcu sadece futbol kariyerimi değil insanlığımı da kurtardım açıklamasını yapmıştı. Son yıllarda Türkiye'deki en büyük vurgunlardan birisini de Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın yaptı. Kurduğu sistemle beraber yaklaşık 70 bin üyeden 550 bin lira toplandığı ifade ediliyordu. Devam eden soruşturmada ise toplanan paranın 2 katı olduğu ortaya çıkmıştı. 2018 yılında çıkan iddialara göre Çiftlik Bank'a para kaptıranlar arasında Süper Lig ve 1. Lig'de top koşturan ünlü futbolcular da yer alıyor. Milliyet'in haberine göre 600'e yakın futbolcunun da para kaptırdığı iddia edildi. İsimleri ortaya çıkmasa da saat içerisinde birçok futbolcu yaşanan bu süreçte mağdur oldu. Önce uzun yılları Arsenal formasıyla izledik. 2011-2015 yılları arasında da Galatasaray'ın formasını giydi. Sarı kırmızılı forma altında da başarılı birçok maçını izledik. Lakin dönemin başkanı Ünal Aysal'la sorun yaşadı ve Türk futboluna veda etti. Bir sonraki sezonda Sunderland'de futbolu bıraktı. Fil dişi sahili eski futbolcu futbolu bıraktıktan sonra da ekonomik anlamda zor günler yaşadı. Nedeni ise profesyonel kariyerinde tüm sözleşmeleriyle eşinin ilgilenmesiydi. Bu nedenle futbol hayatı sonrasında da bütün mal varlığını eşine kaptırmış oldu. 2018 yılında ise ne parası kalmış ne de hayat arkadaşı. Tek yapmak istediği şey vergi memurlarına yakalanmadan yaşayabilmek olmuştu. Bazen bir arkadaşının evinde kalan, bazen otobüste yolculuk ederek yaşamını devam ettiren Ebu'ye çamaşır makinesi olmadığı için elbiselerini eliyle yıkamak zorunda kalıyordu. Zor günler geçirdiğini ve intiharın eşiğine geldiğini söyleyen Ebu'ye kulübümü, eşimi, ailemi, her şeyimi kaybettim. Tanrı'dan bana yardım etmesini istiyorum. Aklımdaki düşüncelerden kurtulmama sadece o yardım edebilir. Şimdi geriye dönüp baktığımda Emanuel ne kadar safmışsın. Neden bunu daha önceden düşünmedin diyorum. Kazandığım parayı çocuklarım için eşime gönderdim. Türkiye'de 8 milyon euroya yakın bir para kazandım. Yaklaşık 7 milyon euro eve yolladım. Eşim nereye imza atmamı istiyorsa oraya attım. Elbiselerimi ya da sahip olduğum şeyleri satmayacağım. Sonuna kadar savaşacağım çünkü bu hiç adil değil demişti. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Max Kruse 2016 yılında Wolfsburg'un formasını giyiyordu. Yıldız futbolcu aynı zamanda profesyonel bir poker oyuncusu. Alman yıldız pokerden kazandığı 60 bin euroyu taksinin arka koltuğunda unuttu. Yıldız futbolcu hemen polisle temasa geçti ancak hiçbir şekilde olumlu sonuç alamadı. Wolfsburg kulübü de bu haber üzerine harekete geçti ve futbolcusunun sorumsuzca davranışı nedeniyle oyuncusuna 20 bin euro ceza kesti.
Andy Cole karşılığında Manchester United'dan Newcastle United'a giden Kate Gillespie hem alkol hem de kumar bağımlısıydı. Öyle ki sadece bir öğlen saatindeki at yarışlarından 100 bin dolar kaybetti. Gillespie bağımlılığını kanıtlarcasına kariyeri boyunca kazandığı yaklaşık 10 milyon doları da kaybetti. Yolunun Türkiye'den geçtiği sıralarda battığı haberleri ayyuka çıkan futbolcunun 2018'de banka hesabında sadece 600 sterlin olduğu iddia edildi. Şangay'da haftada 227 bin sterlin kazandığı söylenen Ganalı futbolcunun ne gibi problemler yaşadığı ise bir sır olarak kaldı. 2010 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nın yıldızlaşan isimlerinden olan futbolcu milyonluk sözleşmeleri de imza atmıştı. 2010 Dünya Kupası'nda İngiltere kalesini koruyan ve kariyerinde Aston Villa, West Ham United, Manchester City, Portsmouth ve Liverpool formalarını giyen David James, futbol hayatını Hindistan Ligi'nin diplerinde tamamladı. Kariyeri boyunca yaklaşık 30 milyon dolar kazanan David James, 2005 yılında boşanma masraflarını karşılamak adına ek bir bütçeye ihtiyaç duymuştu. Kazandığı bu büyük serveti bitirdikten sonra hayatta kalabilmek için her şeyini sattığını da söyleyelim. Bu süreçte boşandığı eşine de 4 milyon dolara yakın nafaka vermek zorunda kaldı. James kariyerinde tahmini 30 milyon dolar kazanmasına rağmen 2014'te iflas ettiğini açıkladı. Liverpool ve Manchester City gibi Premier League kulüplerinde kazançlı bir kariyerin yanı sıra David James, Armani için modellik yapmış ve birden fazla mülke sahip olmuştu. Ama ne fayda? Van der Wiel 2017 yılında Fenerbahçe formasını giyerken dolandırıldı ve kısa sürede büyük bir para kaybetti. Futbol kariyerim için Türkiye'ye geldim. Türkiye'nin insanlarını çok seviyorum. Ben iyi niyetle buraya geldim. Birkaç ay sonra Ümit Akbulut'la tanıştım. Bana iş yapmayı teklif etti, güvendim o insana. Hatta birlikte bir okula gittik ve küçük çocuklarla buluştuk. Bana güvence verdi. Daha sonra organizasyon yapacağız diye benden para istedi. 4 ay içinde sürekli para istedi. En son 4,5 milyon dolara kadar para verdim. Sonra ona dedim ki ne oldu bizim organizasyonlar? Bu soruyu sorduğumda 600 bin dolar daha verilmezse bu verdiğim paraları unut. Burası Türkiye. Hiçbir şey yapamazsın dedi. Beni tehdit etti. Bu benim futbol kariyerime de yansıdı. Bir insan özel hayatında böyle dolandırılınca futbol kariyeri dahil bütün hayatını etkiler. Paris Saint Germain ve Hollanda milli takımlarında forma giyen Van der Wiel, Fenerbahçe sonrasında da kariyerinde büyük düşüş yaşamıştı. Saha dışındaki başarısızlığı saha içine de yansıyınca 2019 yılında futbolu bıraktı. 2002-2008 yılları arasında forma giydiği Liverpool'un vazgeçilmez oyuncularından birisiydi. Norveçli savunma oyuncusu Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan 2 yıl sonra iflas etmişti. Yaklaşık 150 bin dolar değerinde ödenmeyen borçları sebebiyle mahkemelik olan Reece, menajeriyle 5 milyon dolarlık bir dolandırıcılık hikayesine de karıştı. Haftada yaklaşık 55 bin euro kazanıyordu. Ne var ki ülkesi Norveç'te girdiği bir otel yatırımı Reece'yi iflas noktasına getirdi. Milyonlarca euro zarara giren Reece, borçlarından kurtulmak için futbol oynamaya devam etti. Son olarak Hindistan Ligi'nde forma giydi. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.